sen demiş sınıfta kaldın, bir sene daha tekrar edeceksin. Çocuk şaşırmış, demiş ki nasıl olabilir? Yani sınıfta kalmak için bir imtihan yok, hiçbir şey yok. Sadece temizlik yaptık, bulaşıkları yıkadık, getir götür işi yaptık. Nasıl ben sınıfta kalabilirim diye düşünmüş. Sonra da kendi egosuyla durumu yorumlamış ve demiş ki herhalde bir sene sonra gelecek öğrencilere beni baştan yapacak. O yüzden sınıfta bıraktı ve çok fazla sorun çıkarmamış. Bir sene sonra, ikinci senenin sonunda yine 15 öğrenci dizilmiş. Master Studio 2, yine sen birinci sınıf 2'ye geçtin, 2'ye geçtin ki gene bizim zengin, varlıklı ailenin çocuğuna gelmiş, demiş ki sen sınıfta kaldın, bir sene daha okulu tekrar edeceksin. İşte o anda çocuğu kaybetmiş, çocuk sinirlenmiş. Hoca ayrıldıktan sonra bu yaşlı bunağa gönlünü göstereceğim, nasıl beni, dalga mı geçiyor benimle, o benim babamın kim olduğunu biliyor mu, beni tanıyor mu diye sinirle kafasına tekme atarak Master Suzuki'nin odasına doğru bir ışınla içeri girmiş. Ve bakmış ki Master Suzuki sakin bir şekilde oturuyor. Demiş ki sen nasıl bir adamsın, çıldın, ben iki senemi ayırdım, buradan dersler alabilmek için sen beni iki senedir burada dalga geçer gibi sınıfta bırakıyorsun. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Master Suzuki hiçbir şekilde sakinliğini bozmamış. Oturduğu yerde elinde bir işte çaydanlık ve bir bardak, demiş ki otur sakince konuşalım. Çocuk şaşırmış bu kadar sakin kalmasına hocanın ve merak etmiş acaba benimle ne konuşacak diye karşısındaki sandalyeye oturmuş. Ve Master Suzuki demiş ki bu çaydanlığa ve bu bardağa çay dökün. Çocuk dövmeye başlamış. Bir bardağa çay dökerken nerede durursunuz? Bir parmak yer kaldığı zaman durursunuz doğal olarak. Çocuk da doğal olarak durmuş. Master Suzuki çocuğa demiş ki ben sana durmanı söylemedim. Devam et dökmeye. Çocuk anlamsız bir şekilde dökmeye devam etmiş. Bardak ağzına kadar dolmuş ve gözlerine bakıyormuş acaba dur diyecek mi diye. Devam etmiş dökmeye. Dökülen çay bardaktan taşmaya başlamış. Dökülen çay masaya dökülmeye, yerler her yer çay olmaya başlamış. Bir anda çocuk kendini aptal gibi hissetmiş. Ve bırakmış çaydan, demiş ki ya demiş sen bende hala dalga geçmeye devam ediyorsun. Master Suzuki demiş ki hayır evlat, demiş. Sen bu çay gibisin, bu bardak gibisin, dolusun. Ve sen dolu olduğun için ben sana ne anlatırsam anlatayım, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ben sana ne öğretirsem öğreteyim, sen hiçbirini alamayacaktın. Eğer kabını boşaltmazsan benim sana öğretebileceğim hiçbir şey yok. Benim de sizden ricam arkadaşlar, yarım saat boyunca lütfen bildiğiniz şeyleri unutun. Kabınızı boşaltın. Eğer kabınızı boşaltırsanız herkesten bir şeyler öğrenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve eğitime başlıyorum. Öncelikle şunun farkında olmanızı istiyorum. Dünyanın, bilmem takip ediyor musunuz ama en büyük şirketler arasında Shell 2014 yılında birinci sıraya yükseldi arkadaşlar. Yani dünyanın en büyük şirketinde çalışıyorsunuz. Ama hangi şirkette çalışırsanız çalışın, şirketin büyüklüğü kadar, şirketin gücü kadar sizin de güçlü olmanız, sizin de başarılı olmanız gerekiyor. Stephen Covey diye dünyada gelmiş geçmiş en etkili, en çok insanın hayatına dokunan 50 kişinin listesini yapıyorlar ve bu listede birinci sırada Hazreti Muhammed var. Bu listede, 50 kişilik listede yer alan dünyanın en başarılı eğitimcilerinden, hocalarından Stephen Covey, Afrika'daki savaşları bitiren kişi olarak tanınıyor bu insan. Bunun yazmış olduğu bir kitap var. Her yerde satılıyor, size de tavsiye ediyorum. Başarılı, etkili insanların 7 alışkanlığı. Bugün buna değineceğim. Her eğitimde buna mutlaka değiniyorum. Daha sonra asıl konuma geçeceğim. Bu 7 alışkanlığı arkadaşlar, öğrendiğiniz zaman hangi işi yaparsanız yapın, başarılı oluyorsunuz. Afrika'da, Amerika'da, Türkiye'de de okullar açılmaya başladı. Anaokulunda ders olarak öğretiliyor bunlar çocuklara. Daha anaokulunda, ilkokulda. Bu alışkanlıklardan birincisi arkadaşlar, proaktif olmak. Proaktif kelimesini ilk defa duyan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden açmak istiyorum. Hayatınızda başınıza ne gelirse gelsin, sorumlusunun kendiniz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şu an bu salonda Türkiye'de binlerce Shell çalışanı varken, binlerce satış elemanı varken eğer bu salonda siz oturuyorsanız bu tamamen sizin başarınız. Ve şu an bu salonda olmayan insanların da
reaktif olanları başkalarını suçluyorlar. Ben şu an Kıbrıs'ta değilim çünkü şu yüzden. Ben şu an orada değilim çünkü bu yüzden. Başımıza bir şey geldiği zaman iyi veya kötü. Başıma şu kötü olay geldi, sorumlusu benim. Şu başarıyı elde ettim ya da edemedim, sorumlusu benim. Bu zihniyete sahip olmamız lazım. Hiçbir zaman bahaneler korkak ve zayıf insanların sık sık kullandığı şeylerdir. Çalıştığınız yerde sizle alakalı bir sorun olduğu zaman proaktif olarak benim yüzümden ya da benim sayemde diyebilmelisiniz. Biz sık sık trafiğe takılan insanlarız İstanbul'da yaşadığımız için ve herkesin bir yere geç kaldığı zaman bahanesi aynıdır. Trafik vardı, o yüzden geç kaldım. Proaktif şekilde bu cümle nasıl söylenir? Ben trafik olacağını bilmeme rağmen evden erken çıkmadım. O yüzden geç kaldım. Hayatımızın her alanında, sadece işimizde değil, ailemizde, çocuklarımızla ilişkilerimizde, arkadaşlarımızla ilişkilerimizde mutlaka proaktif olmamız gerekiyor. İkincisi arkadaşlar, çok önemli. Hangi işi yaparsanız yapın hayatınızda, yaptığınız şeye başlarken sonunu hayal ederek başlamanız gerekiyor. Ne iş yaptığınızın hiçbir önemi yok. Siz şu an eğer bu şirkette çalışıyorsanız, şu an yaptığınız işi tabii ki de severek yapıyorsunuz ama işin sonundan nereye geleceğinizi de görebilmeniz gerekiyor. Siz belki farkında değilsiniz ama şirket yöneticileri, bütün şirketlerde, birçok şirkette bu böyledir. İnanın bana, sizleri çok yakından takip ediyorlar. Yapmış olduğunuz her başarılı iş, yapmış olduğunuz her güzel şey onlar tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Ve gerektiği zaman takdir ediliyorsunuz, gerektiği zaman onurlandırılıyorsunuz. Şu an burada olmanız da sizin yapmış olduğunuz çalışmaların takip edilmesiyle alakalı. O yüzden hiçbir zaman küçük düşünmeyin. Hiçbir zaman bulunduğunuz yerdeki şeyin sonsuza kadar devam edeceğini bilemezsiniz. Ben Shell'in yöneticileriyle Melisa'nın ve Selim Hanım'la konuştuğumda sizlerle alakalı bana şunu söylediler. Bizim zamanında satış elemanı olan bir arkadaşımız şu an Shell'de yönetici olarak çalışıyor. O yüzden her zaman bir hayaliniz ve hedefiniz olsun. Sonunda varmak istediğiniz bir nokta olsun. Eğer bu şekilde çalışırsanız hayatınızdaki her işte çok daha başarılı olacaksınız. Üçüncü alışkanlık arkadaşlar, önceliklerimizi belirlemek. Hayatımızda bizim için önemli olan şeyleri belirlemek. Önce ne geliyor? Japonlar dünyada bütün milletler tarafından takdir edilen, sevilen, biz Türkler olarak da çok severiz Japonları, huyları vardır. Ve bu Japonların bir sözü var. İlk duyduğumda beni çok etkilemişti. Hatta rahatsız etmişti. Nasıl diye. Ama sonradan fark ettiğim zaman anladım. Japonlar diyorlar ki, bizim için işimiz ailemizden daha önemlidir. Bu şekilde sözü duyduğunuz zaman rahatsız edici. Nasıl olabilir benim işim benim çocuğumdan ya da eşimden ya da annemden babamdan nasıl daha önemlidir? Ama sonra açıklama getirdim. Çünkü eğer benim işim olmazsa ben aileme faydalı olamam. Benim eğer aileme faydam yoksa benim o zaman yaşamamın da lüzumu yok. Bu düşünce yüzünden birçok Japon başarısız olduğunda ya da siyasetçi intihar ederler. Tabii ki de bunu tasvip etmiyoruz, intihar kötü bir şey ama zihniyet olarak işlerine, önceliklerine verdikleri değerden bahsediyorum. Şu an sizin de çalıştığınız şirketinize ailenizden daha çok değer verin ya da vermeyin. O beni ilgilendiren bir şey. O sizle alakalı bir şey. Ama şunu unutmayın. Eğer bugün biz ailemize faydalı olabiliyorsak çalıştığımız şirketlerin sayesinde bunu da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ve dördüncüsü arkadaşlar, her zaman kazan kazan zihniyetinde olmamız gerekiyor. Kazan kazan zihniyeti ne demek? Birçok insan sadece ben kazanayım, diğer insanlar kaybetsin şeklinde düşünür. Ama iyi insanlar kendileri başarılı olurken diğer insanların da başarılı olmalarını isterler. Çalıştığınız yerde siz çok iyi başarılı olabilirsiniz. Ama orada sizin kadar başarılı olmayan insanlara da yardımcı olup onların da daha başarılı olabilmeleri için, daha iyi performans göstermeleri için onlara da yardımcı olmalısınız. Sakın korkmayın. Başka insanlara yardımcı olduğunuz zaman
onların da kazanmasına sebep olduğunuz zaman siz bir şey kaybetmeyeceksiniz. Siz de kazanacaksınız. Çünkü şahsen ben bir istasyona gittiğim zaman oradaki bütün çalışanlar benim için aynı. Siz bana iyi davranıyor olabilirsiniz ama sizin yanınızda çalışan başka bir insanın bana ya da herhangi bir müşteriye kötü davranması ya da soğuk davranması ya da yeterince ilgilenmemesi benim kafamda Ahmet Mehmet diye değil, Şer diye adlandırıyorum ve bir daha oraya gitmiyorum. O yüzden hepinizin başarılı olması için çalıştığınız iş arkadaşlarınızın da sizin kadar kaliteli, sizin kadar iyi olmalarına yardımcı olmanız gerekiyor. Ve geliyoruz arkadaşlar 5. maddeye. Anlaşılmak için önce anlamasını bilmeliyiz. Ve bu biraz açmam gerekiyor bunu. Biz, birçok millette bu vardır ama biz Türk insanında çok fazladır. Biz mesela tartışırken televizyonda en çok izlenen programlar tartışma programlarıdır. Futbolda da böyle, siyasette de böyle, ne bileyim, hava durumu sunarken bile biz tartışabiliriz yani. Ve tartışırken dikkat edin, hiçbir zaman karşımızdaki insanın ne anlatmaya çalıştığını biz dinlemeyiz. Cevap vermek için dinleriz. Çalıştığımız yerdeki yöneticimiz, patronumuz bize bir şey anlattığı zaman biz onun ne demek istediğini anlamayız. Cevap vermek için dinleriz. Onu söyler, hemen cevabımız hazırdır. Çünkü o konuşurken biz zaten cevabımızı düşündük diyor. Bu hastalıktan kurtulmamız gerekiyor. Önce anlamamız, daha sonra anlaşılmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar 6. madde sinerji. Her zaman sinerjimiz yüksek olması gerekiyor, pozitif olmamız gerekiyor. Vaktim kısıtlı olduğu için hızlı geçeceğim. Ve son olarak arkadaşlar, testlerimizi keskinleştirmemiz gerekiyor. 7. madde. Testleri keskinleştirmek ne demek diyeceksiniz tabii ki. Şu demek arkadaşlar, zamanın birinde adamın birisi ormanda işte işe giriyor ve görevi ağaç kesmek. Birinci gün 100 tane ağaç kesiyor. İkinci gün çok işte kendini iyi hissediyor, iyi iş yaptım diye. İkinci gün 50 tane kesiyor. Üçüncü gün 25 tane kesiyor. Ve her geçen gün 6. 7. günün sonunda sabahtan akşama kadar çalışmasına rağmen bir tane ağacı zar zor kesiyor. Patron diyor ki ya diyor sen ilk gün 100 tane ağaç kestin. Bugün nasıl 7-8 gün sonra nasıl ben bir tane kesin diye patronuna şikayet ediyor çalışan. Patronu gülüyor diyor ki doğru diyor ilk gün 100 tane kestin ama sonra hiç testlerini biledin mi? Testlerini keskinleştirdin mi? Birçoğumuz da hayatta arkadaşlar kendimizi geliştirmeye, daha iyi olmaya maalesef vakit ayırmıyoruz. Spor salonlarına gittiğiniz zaman birçok insan vücudunu geliştirmek için kolunu, bacağını para ödüyorlar. 1.000 liralar, 2.000 liralar, 3.000 liralar, bazı spor salonları 10.000 dolarla vücutlarını geliştirmek için. Ama bizim için en önemli olan şey beynimiz. Ama beynimizi geliştirmek için, daha iyi olmak için maalesef yatırım yapmıyoruz arkadaşlar. Ve bu 7 alışkanlıktan sonra benim de eklemek istediğim iş hayatında kendim sıfırdan başlayıp bugünkü noktaya geldiğimde 5 şey benim için de çok önemliydi. Bunlara da değinmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar, yaptığınız işi en iyi şekilde yapmak. Birçok insan yapmış olduğu işi kovulmayacak derecede yapıyor. Yani kovulmayacak kadar hangi işte çalışıyorsa o kadar çalışıyor. Hayır. Dünyadaki en iyi olmak için yapmanız gerekiyor. Şu an bu salonda evet Türkiye'nin en iyileri burada. Ama bu salonun da en iyisi olmak için çalışmanız gerekiyor. Dünyanın en iyisi olmak için çalışmanız gerekiyor. Bu zihniyetle olmanız gerekiyor. İşinizi her anlamda en iyi yapmanız gerekiyor. Sakın düşünmeyin ki ben boşuna çalışacağım. Sakın düşünmeyin ki ben dünyanın en iyisi olmak için çalışırken acaba insanlar bunu fark edemeyecek mi? İnanın bana fark edecekler. Yapmış olduğunuz her şey fark ediliyor. Hiç kimse fark etmese bile sizin emeğinizi, çalışmanızı Allah gönderir. Ve siz hizmet yapan bir sektörde çalışıyorsunuz. Siz insanlara hizmet ediyorsunuz aslında. Onlara bir iyilikte bulunuyorsunuz. Ve bu arkadaşlar gerçekten çok kutsal bir iş. Gerçekten derin düşündüğünüz zaman. Sizin sayenizde birçok insan belki hastaneye yetişiyor. Birçok insan belki çok önemli bir işine yetişiyor. Siz farkındasınız ya da değilsiniz ama birçok insana
hizmet ettiğiniz için hem para kazanıyorsunuz tabii ki de doğal olarak ama ben en azından sizin sevapla kazandığınıza inanıyorum. Üçüncüsü arkadaşlar, güncel olun. Yaptığınız işle alakalı güncellemeleri en iyi şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bugün Melis Hanım ve Selin Hanım konuşma yaparken dikkatle dinliyorum. Burada size yeniliklerden bahsediyorum. Smart kartın yeniliklerinden, işte bu yeni V-Power Network yeniliklerinden bahsediyorum. Bu sizin işinizse, bunlar sizin ürünlerinizse en iyi şekilde bütün güncel bilgileri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Güncel olmanız gerekiyor, eski kafa olmamanız gerekiyor. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. 7 alışkanlıkta da vardı. Dinlemek. Sizden daha iyi olan insanların tavsiyelerini, Shell yönetiminin sizler için yapmanız gerektiği şeyleri dinlemeniz gerekiyor. Daha sonra dördüncüsü, beşincisi, ağzınızdan çıkan şeyleri hareketlerinizde de göstermeniz gerekiyor. Eğer siz çalıştığınız şirketin en iyisi olduğuna inanıyorsanız, bunu söylüyorsanız, önce kendinizin buna inanması ve uygulaması gerekiyor. Şu an bu salonda olan arkadaşların kaçının arabası var bilmiyorum ama hepinizin akrabalarının, sevdiklerinin, tanıdıklarının inanıyorum ki vardır illa arabası. Önce sevdiğiniz insanlara bu ürünleri kullandırmanız, bu kartın sizde olması, yakınlarınızda olması, sevdiklerinizde olması lazım. Çünkü siz gerçekten inanmadığınız bir şeyi satamazsınız arkadaşlar. Kullanmadığınız ürünü insanlara satamazsınız. Ağzınızdan bu iyidir, bu kalitelidir çıkar ama karşınızdaki insanlar sizin hislerinizden sattığınız ürüne gerçekten inanmadığınızı fark ederler. Bunun için eğer bir şeyin gerçekten iyi olduğuna inanıyorsanız önce kendiniz, sonra da değer verdiğiniz en yakın arkadaşlarınıza bunu tavsiye etmeniz gerekiyor. Ve son olarak arkadaşlar, yapmış olduğunuz işte kararlı olmanız lazım. Birçok insan çekirge gibi bir gün orada çalışır, oradan o şirkete zıplar, buradan işte 100 lira, 200 lira biraz daha fazla bir teklif verir, oradan oraya zıplarlar ve bu çekirgeler gibi sağdan sola zıpladıkları için hiçbir yerde kalıcı ve başarılı olamazlar. Eğer şu an bu şirkette çalışıyorsanız, ortaya insanların ayakta alkışlayacağı bir performans koyana kadar hangi iş yapıyorsanız yapın, orada kalıcı olmanız ve kararlı olmanız lazım. Sürekli iş değiştiren insanlara kolay kolay insanlar güvenmezler. Ve arkadaşlar, bu hızlı girişten sonra bugün toplantımın asıl konusuna geleceğim. Ya bu giriş bir şey. Bugünkü toplantımın asıl konusu mutluluk. Neden bu konuyu seçtiğimi çoğunuz merak ediyor olabilir. Çok etkilendiğim bir şey var. Antalya'da çok değerli bir iş makinesi üreticisi 65 yaşındayken işine aşık, seve seve işini yapan bir insan iş kazasından vefat ediyor arkadaşlar. Ve çok iyi bir insan, herkese çok sevdiği, hayran olduğu bir insan. O iş makinesini en iyi üreten insan ve çevresindeki arkadaşları inanmıyorlar. Bu adam işini o kadar severek, mutlu bir şekilde yapıyordu ki bu adamın iş kazasında ölme şansı yok. Mutlaka bunun arkasında bir sebep var. Ve araştırmaya başlıyorlar arkadaşlar. Ve araştırmaya başladıkları zaman neyi fark ediyorlar? Bu arkadaş son bir haftadır eşiyle arasını inanılmaz şekilde bozdu. Ve bir haftadır yatakları bile ayırmışlar, ayrılma eşiğine gidiyorlar bir haftada. Ve bu arkadaş, bu insan, bu mutsuz olduğu için, kafası hüzünlü olduğu için iş kazasında hayata işte veda ediyor. O yüzden hepimiz için, bütün insanlar için önemli olan bir şey var. Ne yapıyorsanız yapın, mutlu olarak işinizi yapmanız gerekiyor. Mutlu olduğunuz zaman daha çok satış yaparsınız. Mutlu olduğunuz zaman daha başarılı olursunuz. Eğer futbolcuysanız mutlu olduğunuz zaman daha çok gol atarsınız. Performansa dayalı işlerin hepsinde bu böyledir. Ve maalesef mutlu olmamız gerekirken bu hayatta farelerin
kapıldığı gibi bazı tuzaklar var. Bugün size 3 tane mutluluğumuzu sebepsiz yere, aslında orada da hiçbir sebep yokken elimizden alan 3 tane tuzaktan bahsedeceğim. Ve bu salonda eğer mutsuz olduğunu düşünen insanlar varsa lütfen düşünmelerini istiyorum. Emin olun bu 3 tuzaktan bir tanesine kapıldığınız için mutlu değilsiniz. Birincisi arkadaşlar, insanların mutluluğunu elinden çalan tuzak, mutluluğumuzu ertelemek. Yani ben araba olursam mutlu olacağım, ben evlenirsem mutlu olacağım, ben şirkette kademe yükselirsem mutlu olacağım. Sürekli mutluluğumuzu erteliyoruz, bir şeylere bağlıyoruz. Bu formül artık dünyada kalmadı. Bizim yarına çıkacağımızın garantisi yok. 2 saat daha fazla yaşayacağımızın garantisi yok. 5 sene sonra elde edeceğiniz bir şeyi kafanıza koyup ben ona ulaşmadan mutlu olmam dediğiniz zaman aslında hayatınızın tamamını mutsuz şekilde geçiriyorsunuz. Daha kötüsü ne biliyor musunuz? Ona ulaştıktan sonra fark ediyorsunuz ki o kadar önemli değil. Bu sefer başka bir şey diyorsunuz. Aa, buna ulaştım, şimdi bunu istiyorum. Buna ulaştığım zaman mutlu olacağım diyorsunuz ve bu şekilde ömrünüzün sonuna kadar mutsuz bir şekilde hayata veda ediyorsunuz. Yaşadığınız anda mutlu olmasını bilin. Şu an siz burada sağ salim otururken, beni izlerken dünyayı göremeyen insanlar var. Ayakları tutmayan, yürüyemeyen insanlar var. Somali'de içecek su bulamayan insanlar var. Dünyanın birçok yerinde sizin yaşadığınız hayata sahip olmak için her şeylerini verecek insanlar var. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Biz maalesef, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini bilmiyoruz ve birçok zamanda nankörlük yapıyoruz. Maaşımızı beğenmiyoruz, evimizi beğenmiyoruz, işimizi beğenmiyoruz, eşimizi beğenmiyoruz ama gerçekten baktığınız zaman sizden daha aşağıdaki milyonlarca insana fark edeceksiniz ki sizin yaşadığınız hayatı hayal eden milyonlarca insan var arkadaşlar. O yüzden bu hataya düştük. Mutluluğa düşüren ikinci tuzak arkadaşlar, hayatınızı başka insanları mutlu etmek için yaşamak. El alem ne der diye yaşamak daha doğrusu. Birçok insan hayatında istediği şeyi yaşamıyor. Çocuksun, öğretmen olmak istiyorsun ya da doktor olmak istiyorsun. Türkiye'de gerçi tam tersi olur da. Baban sana diyor ki hayır, futbolcu olacaksın. Ya da çok güzel bir resim yeteneğin var, ressam olmak istiyorsun. Çok iyi müziğe karşı bir yeteneğin var. Çok iyi bir piyanist olmak istiyorsun. Ama diyorlar ki yok, sen ziraat mühendisi olacaksın. Bizim tarlalar var. Bu Babam ve Oğlum filmini birçoğunuz izlemişsinizdir belki. Bu şekilde daha çocukluktan başlayarak hep başkalarını mutlu etmek için hayatımızı yaşıyoruz. Annemin babamın dediği olsun, arkadaşım bana kızmasın, saçınızı sarıya boyamak istiyorsunuz. Komşular, aa işte bak saçını sarıya boyadı, dalga ya da kızacak ya da onların ne diyeceklerini düşündüğünüz için istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz bu hayatta. Ve bu da sizin mutsuz olmanıza sebep veriyor arkadaşlar. Ve mutluluğun son tuzağı arkadaşlar ki en tehlikeli tuzak budur. Bu ilk 2 tuzaktan kurtulan insanlar bile bu tuzağa genelde düşüyorlar. Kendimizi başka insanlarla kıyaslama tuzağı. Hepimiz kendimizi başka insanlarla kıyaslıyoruz. İşte kardeşlerimizle kıyaslıyoruz. Aa, onlar işte şu kadar para kazanıyor, ben bu kadar kazanıyorum. Ya da ne bileyim kendimizi iş yerindeki bizden daha farklı görev yapan insanla, atıyorum tezgahtarla kıyaslıyoruz. Ya da ne bileyim başka bir şirketteki satış elemanıyla kıyaslıyoruz. İnanın bana, kendimizi başkalarıyla kıyaslamaya devam ettiğimiz sürece her zaman bizden daha iyiler olacak. Bugün dünyanın en iyi futbolcusu Messi bile kendini bizim Türkiye'deki Servet Çetin'le, balta servetlerle kıyasladığın zaman mutsuz olacaktır. Neden? Servetin boyu 2 metre, Messi'nin boyu bu kadar. O yüzden kendinizi
İnsanlarla kıyaslamayın. Hepiniz farklı şekilde dünyaya mükemmel gelmiş insanlarsınız. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Biz hepinizi mükemmel şekilde yarattık diye. Hiç belgeselleri izliyor musunuz hayvanlar alemini? Düşünün ki ördek kendini timsahla kıyaslıyor. Timsahın ne güzel dişleri var, benim yok. Ya da timsah kendini kartalla kıyaslıyor. O uçabilir, uçamıyor. Bütün hayvanlar psikolojik krize girip ölmesinler. Ama biz maalesef insanlar sürekli kendimizi başkalarıyla kıyaslamaya, onda duvar bende yok diye kendimizi mutsuzluk tuzağına düşürüyoruz. Ve geliyorum arkadaşlar, mutlu olarak çalıştığımız yerde pozitif bir tutum nasıl oluşturabiliriz? Unutmayın ki ayna yorulu diye bir şey var. Birisi esnediği zaman herkes esnemeye başlar. Yani bizim yaptığımız şeyler diğer insanları da etkiliyor. Siz bir insana gülümsediğiniz zaman onun da size vereceği tepki gülümsemek olacak. Siz bir insana selam verdiğiniz zaman o da size karşılık verecek. Siz iş yerinde pozitif olduğunuz zaman çevrenizdeki insanlar da pozitif olacaktır. Biz sürekli şikayet ediyoruz. İş arkadaşlarım bana kötü davranıyor. Ya da müşterilerle iletişim kuramıyorum. Aslında farkında değiliz ki ayna yorumu denilen şey, sen, karşındaki insanlar aslında senin aynı. Kendinde yapacağın küçücük değişiklikler onların değişmesine sebep verecektir. Biz sürekli başka insanları değiştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi değiştirmek yerine hatayı onlarda arıyoruz ve olaylar her geçen gün daha karmaşık bir hale geliyor. Ve arkadaşlar, çalıştığınız yerde negatif şeylere kafa yorduğunuz kadar pozitif şeylere de kafa yormanızı istiyorum. Minnet duygusunu, takdir duygusunu yaşamanızı istiyorum. Eğitimin başında da söyledim. Siz insanlara hizmet sunuyorsunuz. Siz takdir edilecek, ayakta alkışlanacak bir iş yapıyorsunuz. İşinizin, şirketinizin, şeyin size sağladığı pozitif şeylere odaklanmanız lazım. Canınız sıkıldığı zaman, işinizde bir şeyden dolayı mutsuz olduğunuz zaman hep biz hatalara, işin zorluklarına kafa yoruyoruz. Ama elinize bir kağıt kalem alın. Akşam odanıza geçtiğiniz zaman bir düşünün. Şirketinizin hayatınıza kattığı 5 tane şeyi yazın. Bu şirket bana şunu sağladı, bu şirket bana bunu sağladı. Bu zihniyette olduğunuz zaman arkadaşlar, çalıştığınız, yaptığınız işlerin çok daha anlamlı hale geldiğini fark edeceksiniz. Ve dediğim gibi unutmayın. Her zaman olay sizin kafanızda bitiyor. Ne olursa olsun proaktif olmanız gerekiyor ve canınız sıkıldığında, mutsuz olduğunuzda, zorlandığınızda, insanlarla iletişim kuramadığınızda, üstlerinizle, yöneticilerinizle sorun yaşadığınızda şunu düşünmeniz gerekiyor. Benim sorumluluk bende, ben daha iyi olursam bu sorunu çözebilirim. Ve bununla birlikte her şey sizde bitiyor ama parantez içinde söylemek istediğim bir şey var. En yakın 5 arkadaşınızı dikkatli seçmeniz gerekiyor. Mutluluğunuz, zenginliğiniz, refahınız en yakın 5 arkadaşınızın ortalamasında. En yakın 5 arkadaşınızın kazancını toplayın, 5'e bölün, sizin kazancınız ortaya çıkacak. En yakın 5 arkadaşınızın mutluluğunu hesaplayın, 5'e bölün, sizin mutluluğunuz ortaya çıkacak. Sizi geriye çeken, sizinle alay eden, sen yapamazsın, sen kimsin ki diğer insanlardan uzak durun. Bana da çok dediler. Sen kimsin ki, sen bir hocanın oğlusun. Sen kimsin ki? Sen Bodrum'da yaşayan birisisin. Sen yapamazsın. Çok size ne diyecek? Çevrenizdeki insanlara size pozitif veren, kardeşim sen yaparsın. Aslanım benim, sana güveniyorum. Sen her şeyi yaparsın. Bu şekilde sizi itekleyen, size güç veren insanlarla en yakın arkadaşlarınızı oluşturun. Sizinle alay eden, sizi sürekli aşağıya doğru çeken insanlarla beraber takıldığınız zaman fark edeceksiniz ki siz de her geçen gün aşağıya doğru, daha kötüye doğru gideceksiniz. Ve her zaman çalıştığınız yerde krizler bulacaksınız.